Nasıl oldu olay? Vallahi sabahleyin fen lisesi öğrencilerini almaya çıktık yukarı. Fakat yerler buzdu. Buz olduğu için okul müdürüne söyledim. Buradan inmek tehlikeli diye. Yani bunun dedim hani sorumluluğu biraz sıkıntılı diye anlattım. Kendisi de sorumluluğun belediyede olduğunu, bizim bir şey yapamayacağımızı falan dedi. Ben de öğrencileri bindirdim. 120 taneye yakın öğrenci. Fakat şuraya geldiğimde araba kaymaya başladı. Yolda durdum bir şekilde. Öğrencilere ve öğretmenlere arabadan inmelerini söyledim. Hepsi indikten sonra araba tekrar hareket ederek, kayarak yoldan çapraz şekilde aşağı inmeye başladı. Artık kıvırttırıp arabayı direksiyonla buraya çarpmak şeyinde kaldım. Eğer buraya çarpmasam aşağıda, yani aşağı doğru daha böyle kötü bir şey olabilirdi. Veya öğrencileri indirmesem, öğrencilerle birlikte belki de daha kötü bir şey olabilirdi. Onun için öğrencileri kendi sorumluluğumu, kendi şeyimi kullanarak, inisiyatifimi kullanarak indirdim. İndirdikten sonra da boş arabayı buraya sürtürerek durdurmak zorunda kaldım. Yapmasam aşağı doğru insanlara da çarpabilirdim, arabalara da veya başka daha kötü bir şey olabilirdi. Öğrencileri nereye götürüyordunuz? Kongre merkezinde konferans varmış bugün. Bize verilen talimatta oraya götürecektik. Fakat hava şartları nedeniyle yerlerde buz olduğu için bunu buradan inmesi çıkması çok zor olduğunu söyledim kendilerine, okul müdürüne, yöneticilerine. Fakat öğrencileri bindirdiler. Bundan sonrası belediyeye ait sorumluluğu deyip bana hareket ettirdiler. Ben de kendi şeyimi kullanarak şurada durup öğrencileri indirdim. İndirdikten sonra da arabayı buraya yasladım. Başka da şeyi yok yani. İndirmesem şurada başka bir faciaya yol açabilirdik. Yani o yönden kendi şeyimi kullanarak bu şekilde bir karar verdim yani.